Küle içinde yeni metropol ilçelerimize altyapı yatırımlarına yol hariç, yol da bir altyapı yatırımıdır ama onu hariç tuttuğumuz halde bile 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Yani kanalizasyon, su şebekesi, yeni su kuyusu açılması, su deposu yapılması ve diğer altyapı yatırımlarına yapılan ihale tutarımız yaklaşık olarak 1 milyar, yani eski parayla 1 katrilyon. Bu noktada 2014 yılında koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Şöyle bir hedef koymuştuk. Konya'da toplamda belediyeden mahalleye dönen 174 yerleşim yerimizin tamamında kanalizasyonu olmayanların kanalizasyonunun yapılması, suda problemi olanların da önemli oranda bu probleminin giderilmesi. Tabii kanalizasyon yatırımlarımızın tamamı yapıldı. Bir bölümü tamamlandı, bir bölümü tamamlanma aşamasında. Su şebekesinde de büyük kayıp kaçak oranlarına ulaşılan yerlerde, şebekeyi mutlaka değiştirmemiz gereken yerlerde şebeke değişimi çalışması da yapıldı, yapılıyor, bir kısmı devam ediyor. Kanalizasyon ve su şebeke yatırımı yapılan mahallelerimizde üst yapıyla ilgili bazı problemler vardı. Onlar için de KOSGİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık olarak 100 milyon liralık üst yapı ihalesini de gerçekleştirdik. 2018 yılı içinde kanalizasyonu ve su şebekesi yapılan mahallelerimizin tamamında asfalt ya da kilitli taş çalışması da tamamlanmış olacak. Kanalizasyon yapmak yetmiyor. Kanalizasyon şebekesini tamamlamak meseleyi tamamen çözmüyor. Aynı zamanda arıtma sistemini de hayata geçirmek gerekiyor. Arıtma sistemleri maliyetli sistemler. Sadece kurulum değil maliyet, aynı zamanda işletim maliyeti de son derece yüksek. Görev aldığımız dönemde 2004 yılında milyonluk Konya şehrinin de merkezinin de arıtması yoktu. Atık su arıtması yoktu. Hamdolsun birkaç yıllık bir çalışmayla belki şu andaki değeri 80-90 milyon dolar olan bir arıtma sistemini daha düşük bir maliyetle Konya merkeze kazandırdık. Böylece zaman zaman Tuz Gölü'ne bile ulaşma istidadı gösteren, belki de ulaşan sellerde, büyük yağmurlarda Konya atık suyunun arıtılarak kanala verilmesini sağladık. Yine orada Türkiye'de bir ilk sistemi uyguladık. İlk olan bir sistemi hayata geçirdik. O da atık sudan elde edilen suyla şehir yeşil alanlarının sulanması. Bu noktada şebekemiz yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana kadar sulama imkanını sağlamış oldu bize Konya merkezde. Bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Mor şebeke adını verdiğimiz bu şebekenin tabii artan su miktarına göre yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Konya merkezde su şebeke sayımız bir hayli fazla Türkiye ortalamasına göre ya da Türkiye yapılanmasına göre. Şöyle ki normal şehir şebekemiz var. Atık su şebekemiz var. Son zamanlarda yaptıklarımızla birlikte bir miktar yağmur suyu şebekemiz var. Dördüncü olarak Türkiye'nin hiçbir ilinde bu kadar yaygın olmayan tatlı su şebekemiz var. Konya merkezdeki 220 mahallenin tamamında ortalama olarak en az 4 tatlı su çeşmesi ve merkezde toplamda da 1000 tatlı su çeşmemiz var. O da dördüncü şebekemizdi. Bir beşinci şebekeyi de mor şebeke olarak atık sudan elde ettiğimiz suyla yeşil alan sulaması için hayata geçirdik. Altıncı şebeke de var ama o mevzi olarak Meram bölgesine hizmet ediyor. O da sulama suyu şebekesi. Gelecek yılda bir miktar daha kapalı sistem sulama suyu konusunda çalışma yapacağız. Ayrıca
son Büyükşehir Meclis toplantımızda bir karar aldık. KOSGİ Genel Kurulumuzu da o meclis toplantımızla birlikte gerçekleştirmiştik. Belediye başkanlarımız biliyorlar. Orada şöyle bir karar aldık. Şehir şebeke suları fiyatı ile kıyaslandığında sadece sulama için, şebeke suyundan sulama için ayrı saat taktırmak şartıyla normal şebeke su fiyatının, konut su fiyatının %40 indirimli faturalandırılacağını, yani sulama suyunda %40 indirim yaptık meclisimizin kararıyla. Onu da bu vesileyle duyuralım. Tabii kanalizasyon inşaatlarımız, ya, kanalizasyonla ilgili yapılanma bittiğinde ondan sonra arıtma sistemleri ile ilgili çalışma yürüteceğiz. Mobil arıtma, biyolojik arıtma ve yer yer normal olarak güçlü arıtma sistemleri de kuracağımız yerleşim yerlerimiz olacak. Şimdi bunun bir örneğini hayata geçirmiş oluyoruz. Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir'in Orta Karaören mahallemize hizmet eden atık su arıtma tesisimizi bugün faaliyete geçiriyoruz. Buradan Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerimizle Bozkır ilçelerimize geçeceğiz. Son 3 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz, başladığımız ya da tamamladığımız yatırımlarla ilgili bugün ayrıca çalışma yapacağız. 16 Nisan referandumundan önce geldiğimizde, ziyaret ettiğimizde değerlendirdiğimiz ve konuştuğumuz konular vardı. Mesela Yalıhüyük